şu hale bak. Yazık, çok incindi. İncinir tabii. Ben ona dedim bir faniyle evlenme diye. Ya ne alakası var? Şu alakası var. Faniyle evlendi. Fani adamın fani çocukların annesi oldu. Böyle davranışlara maruz kalıyor. Aman çocukları peri olsa bu sorunlar olmayacak mı yani? Olacak ama peri olduğun zaman sihirlersin, çocuğun uslanır. Sihirlersin, senin sözünü dinler. Ama fani olduğun zaman öyle mi, çocuğunu karşına alacaksın, onunla dertleşeceksin, onun dertlerini dinleyeceksin, ona cezalar vereceksin. Ay değil, insanın, perinin bile sabrı yetmez ona. E bunlar da anneliğin zor ama güzel tarafları. Aa, sen de. Kimse benim kızımı üzemez, kimse. Ben gideyim Beti şu kafede bulayım da konuşayım. Çilek'in doğum günü bizim şatoda yapalım. Zaten o gün kızımı bütün dertlerinden kurtaracağım. Ay yine neler geçiriyor aklından bu. Efendim buyurun. Şimdi ki afiyet olsun. Aa günaydın Betüş. Günaydın. Aa neyin var Betüş, iyi misin? Yok bir şeyim, iyiyim. Ay yoksa Sadık Bey'le mi tartıştınız ha? Ha anladım. Duda Hanım üzdü değil mi? Ne münasebet? Torun üzdü, torun. Hmm, iyi de hangisi? Cem. Onun istediği de bu zaten. Kavga çıkarıp bizi haksız duruma düşürmek. Gel. Annem ne kadar üstü. Gidip özür dileyeceğini inatla bunları yapıyor. Evet ya. Sanki babamlar onu Tuğçe'nin yanına isteyerek göndermedi. Sahi niye göndermediler? Bak ben hiç bilmiyorum. Pahalı bir otelde kalıyorlarmış. Babam o kadar paraya bizim gücümüz yetmez dedi. Vardan yoktan anlamıyor ki. Anlamaz, anlamaz. Hele bu dönemde anlayacağı varsa da anlamaz. Ne dönemiymiş bu? Blue Çağ. Anneme dedi ya. O ne demek? 12-13 yaşındaki çocukların genç kızlığa, delikanlılığa geçiş dönemi demek. Bu devrede kendilerini dünyanın merkezi zannederler. Sadece onların istedikleri olsun isterler. Anne baba lafı dinlemek ağırlarına gider. Her kısıtlamaya itiraz ederler. Sen nereden biliyorsun bunları? Artık okulda öğretmenler bahsediyor. Ama abim gibiler de pek işe yaramıyor. Ne kadar sürer bu, buluğu mudur nedir, her neyse işte. Vallahi benim bildiğim bir 4-5 sene sürer. Olamaz. Ya işte böyle. Ya bana öyle acayip şeyler söyledi ki hem çok üzüldüm hem de ne diyeceğimi şaşırdım kaldım. İyi de canım sen de babasına söyle bir ceza versin ona değil mi? Yani ne bileyim telefonunu falan kilitlerse belki aklı başına gelir. Tamam ergenlik mergenlik, biz de anlayış göstereceğiz ama o da terbiyeli olacak. Yok Suzancığım böyle bir şey yapamam. Ya bu kadar zamandır Cem'le arkadaş olduk biz. Onu eğer sağdan şikayet edersem aramızdaki ilişki mahvolur. Bana olan bütün güvenini kaybeder çocuk. İyi tamam sen de böyle yap yap sonra tepene çıksın. Canım ben de babasına şikayet et demiyorum ama acıma da. Sihirliği ver olsun bitsin. Ne? Sinirlini ver mi? Ceza ver. Neyse canım biz bu konuyu kapatalım artık. Sahi siz niye geldiniz anneciğim? Ay sana bir şey sormak istiyorum. Çilek'in doğum gününü biz de kutlayalım mı? O da nereden çıktı şimdi? Nasıl olsa yaz, arkadaşları tatile gitmiştir. Ben şimdi ona çok güzel bir parti hazırlarım. Eğlenirler. Bilmem ki. Kendisine bir soralım bakalım. İsterse niye olmasın? İster, ister. Sen ona anneannen dünyada en çok istediğin hediyeyi verecekmiş de bak nasıl ister. Aa, neymiş en çok istediği şey? Say ben de bilmiyorum neymiş? Ha istediğiniz kadar sorun. Size söylemeyeceğim. Ta geçen sene Eda'yı ve bana söylemişti. Eda'yı bilirsiniz tabii. Çoktan unutmuştur. Ama ben unutmadım. Aa anne çok merak ettim. Neymiş? Ben de. Bana bakın sakın gidip Eda ile Çilek'in ağzını aramaya kalkmayın. İstediği hediyeyi ben vereceğim ona. Ay bari pahalı bir şey mi onu söyle Dudu teyze, çatlarım meraktan. Yapması, alması değil. Ama bedeli pahalı ödenebilir. Neyse benim gitmem lazım. Günü gelince bizim evdeki partiye gelir öğrenirsiniz. Ve bunu evet kabul ediyorum. 17'sinde görüşürüz kızlar. Bye. Güle güle anneciğim. Ay, ne olabilir ki Betüş?
İnan hiçbir fikrim yok Suzan. Bu gece bana uyku haram. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.